İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Ahmed-i Ankaravi rahmetullahi aleyh. İki büyük nimet. Ahmed-i Ankaravi büyük İslam alimi. İlmiyle İslam'a hizmet etti daimi. Bu zat bir sohbetinde buyurdu: "Ey insanlar, gaflete gelmeyin ki ahirette azap var. Hele kul haklarında olur ki öyle dehşet, peygamberlere bile gelir korku ve haşyet. Bir gıybet, bir iftira, gönül yıkma, suizan, yüzünden cehenneme atılır nice insan. Bu günahlar girer ki kul hakkının içine, atılır böyleleri cehennem ateşine. Pişman olmamak için mahşer gününde yarın, asla girmemelidir hakkına insanların." Nasihat istediler bir günde kendisinden. Buyurdu: "Kardeşlerim, din edeptir tamamen. Eğer Rabbine karşı edepliyse bir insan, ondan haya ederek yapamaz günah isyan. Eğer Resûl'e karşı edepliyse o kişi, sünnet-i seniyyeye uygun olur her işi. Onun beğenmediği bir şey geçse içinden, ondan haya ederek vazgeçer o işinden. Anne babaya karşı gösterirse kim edep, onların rızasını kazanmaya bakar hep. Sert söylemez onlara, yıkmaz gönüllerini. Yapar günah olmayan bütün emirlerini. Arkadaşa karşı da mühimdir haya, edep. Kırıcı davranıştan kaçmalıdır yine hep. Hatta onun ismini duvarda görse eğer, önünü ilikleyip önünden öyle geçer. Kâfirlere karşı da edepli olmalıdır. Dinin yayılmasında bunun çok payı vardır. Eshabın ahlakına hayran olup kâfirler, çoğu İslamiyete seve seve girdiler. Bir günde buyurdu ki: "Kim şu iki nimete kavuşmuşsa, ermiştir o büyük bir devlete. Birincisi, İslam'a tam, kesin riayettir. Öbürü, bir rehbere sevgi ve muhabbettir. Eğer bir Müslüman'da bu ikisi var ise, o kavuşur her türlü saadet ve feyize. Dinsiz veya mezhepsiz kimseler ile olmak veyahut da onların kitabını okumak, hatta bütün zararlı neşir vasıtaları kötü arkadaştır ki saptırır insanları. Bu bozuk neşriyata hiç yaklaşmamalıdır. Aslandan kaçar gibi onlardan kaçmalıdır. Çünkü aslan insanın alır yalnız canını. Onlar ise alırlar dinini, imanını. Hakiki alimlerin kitabını okuyan kurtulur ahirette cehennem azabından." Thank you.
Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim, hoş bulduk. Buyurunuz efendim. Efendim, İslam alimlerinden ve tabiinin büyüklerinden olan Kabul Ahbar rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, Allah-u Teala'ya yemin ederim ki, su kiri giderdiği gibi beş vakit namazda günahları giderir buyuruyor Kabul Ahbar rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler. Buyurunuz. Hadi. Buyurun. Hayırlı günler hocam. Hayırlı günler efendim, buyurun. Hocam, ben yayın işleminin iskatı için aramıştım. Onu yayına girmeden söyleseydiniz. Bir dakika aramayın, kapatmayın siz telefonunuzu. Arkadaş alsın efendim. Kaç yaşındaydı enişteniz? 51 yaşında. 3 gündür vefat etmiş hocam. 3 gün önce. Başka bir sorunuz var mı efendim? Allah-u Teala rahmet eylesin, başını sağ olsun. Geride kalanlara da Cenab-ı Hak sabrı cemil versin inşallah Teala. Ölümü bir başına, iş yerinde olmuş, kimse yanında yokmuş. Garip olarak ölmüş. Namaz kılar, oruç tutar mıydı? Orucunu tutardı hocam. Cumalara da giderdi, sarı hastasıydı. Sarı hastalığından dolayı ama çok iyi bir insan. Şu an kim geliyorsa hiçbir Allah'ın kolu kötülüğünden bahsediyor. Herkes o kadar rahat. İnşallah imanını kurtarmıştır. İmanını kurtarınca orada rahat eder. İnşallah Teala. Allah hocam, peki efendim. Allah razı olsun, iskatını yapar mısınız? Bekleyin, ayrılmayın. Diğer dinleyicimizle görüşelim. Buyurunuz efendim, iyi günler. Buyurun, iyi günler. İkinci dinleyicimiz. Buyurun. Ben miyim? Evet efendim, buyurun. Sorunuz mu vardı? Peki. Evet, evet. Buyurun. Şimdi şöyle bir şey var. Merhaba. Merhaba. Bu arada yayınımız kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Benim sormak istediğim zekatla ilgili, babamın zeytinleri vardı. Zeytinleri üzerinden icarken verdik. Bunun karşılığında bize yağ verecekler. Bu yağdan yine öşür verilmesi gerekiyordu. Aslında para olarak anlaştılar da, paraya da tekrar satın alacağız biz. Para alıp onunla zeytinyağı alacağız tekrar. O aldığımız zeytinyağı üzerinden yine öşür verilmesi gerekiyor mu, yoksa nasıl yapacağız? Paranın üzerinden mi zekat vereceğiz? Bir dakika. Şimdi ne şey yapalım. Baban zeytin bahçesini kireye mi verdi? Evet, üstünden yani bu seneki ürünlerini toplanması için kiraya verdi. Tamam. Bunun karşılığında bir güzel para aldı. Tamam, o kiraya vermiş. Kira parasını alacak. İzah edeceğiz efendim onu. Diğer bir sorum da şimdi, bir miktar parası var ve zekat vermeye de kendisi yetkili diyeyim. Yani zekat vermesi gerekiyor. Para bankada duruyor haliyle ve üzerine bir miktar fazlalık işliyor doğal olarak. Bu fazlalığı zekat vermek için kullanabiliyor muyuz? Onu sormak istiyorum. Peki efendim. Peki, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir gün bize de böyle diyecekler Mustafa Bey. İskatımızı yapar mısınız? Ben hüsnü zannediyorum. Çünkü yardımcı oluyoruz ölenlerin arkasına. Bizim yaşımız ileride, arkamızdan iskatımızı yaparsınız herhalde. Telefon etmeye gerek kalmadan. Ya beraber burada konuşuyordu falan, bazen başımızı ağrıtıyordu ama neyse. İşte idare eder bir adamdı falan. Yapalım iskatını falan dersiniz herhalde İsmail Bey de. İsmail Bey başını sallıyor. Yaparız. Hele ki seni öl diyor, tamam. İsmail, dur bakalım ne kadar bırakacak. Hey ya. İskatta oturanlara para verecek misiniz? Yok, buğday vereceğiz. Eyvah, işimiz zor o zaman. Şimdi yolda gelirken birisi sordu. İşte 70'li yaşlarda falan. Buna dedi, ne kadar ne eder falan dedi. Ya, öğrenmek için sordu. Neyse 70 yaşında dedi falan. Şimdi günlük 10,5 kilo buğday verecek ya. İşte 70 küsür ilave ettik, çıkardık falan. Dedim, matematiğin kuvvetli mi? Abi dedim, hesap makinesi var hem de. İyi dedim, o zaman yap. Ne çıktı biliyor musun? Senenin tamamı 240 ton buğday çıktı. Of. 70 senelik iskat için. 240 ton buğday. Evet. Bir tır kaç ton alır? 40. 40 ton olsun, 50 ton olsun en fazla. 50 ton olsun. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5 tır. Dolduruyor mu ben 5 tır şeyi?
buğdayı. O zaman sizin iş biraz sakat. Yok ya, 5 kişi olursunuz. Hayır, 5 ton tır, beş tır buğday olursa tamam. Tamam, buğday ama olacak. Onu da devir yapmaya kalkarsak. Devir yapmayacaksınız canım. 5 tır buğday, 5 kişiye, 5 fakire, 50 şertondan. Yani latife olarak söylüyoruz da işin aslı bu bunun. Evet. 240 ton buğday ediyor. Çünkü aslı bunun buğdayla yapılır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birisi geliyor sonra işte annem diyor Ramazan Şet veya babası namazda kılamadı, oruçta tutamadı, vefat etmiş. Ya Resulallah ben onun evladıyım, onun yerine kılmadığı namazları kılıversem, tutmadığı oruçları tutuversem olur mu diye. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kimse kimsenin yerine oruç tutamaz, namaz kılamaz. Peki hiçbir şey yapamaz mı? Bunun üzerine Resulullah Efendimiz buyuruyorlar ki fidye ver. Oruç için, namaz için. Namaz oruçtan daha aynı şekilde ehemmiyetli. Onun için her namaz vakti için 750 gram buğday deniyor. Hanefi mezhebinde 5 vakit namaza vitri de ilave ediyoruz. 6 vakit oluyor. Böylece 10,5 kilo un ediyor günlük. Ne unu ya, buğday. Buğday. Şimdi bir de buğday un çıkaracaksın. 240 ton un. Nereden bulacağım ben onu? Hadi buğdayı neyse tarlalarımdan çıkarabilirim falan. Un fabrikaları size geliyormuş anlaşma yapmak için. Öyle mi? Ha, şimdi. O kadar unu ancak fabrikadan bulur. Hatta bir tane Konyalı arkadaş vardı da şimdi düşündük. 240 ton. Konya'nın ova kesim var. Ya dedim Allah, adamın ne kadar tarlası olursa olsun. Yani bir kişinin 240 ton bir senede buğdayı çıkmaz yani. Zor, çıkmaz. Çıkmaz. Konya ovasının tamamı onun olacak da. Değil mi? O zaman aynı şekilde zor bir iş. Onun için bu devirle olur buyuruyor. Müslüman dinini bilen salih erkeklerle aynı şekilde yapılır. Allah-u Teala rahmet eylesin. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala ile Tam İlmi Hasadeti Ebediye'yi hazırlarken, o iskat bahsini hazırlarlarken, o zaman buğday fiyatını, o zamanki buğday fiyatını, mesela bir senelik 3,5 ton falan mı ne çıkıyor, öyle bir şey çıkıyor. Bir senelik buğday. 4 ton de ona. 4 ton işte o kadarcık buğday. O zaman işte 60 altın ediyor. Şimdi altın yükseldi. Gerçi bu adet biraz düşen ama biz teberrüken Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bir senelik namaz iskatı için 60 altın yazdığı için devam ediyor. Zaten bir tanesi oturmuş hesaplamış. Aa, bu 60 altından az ediyor falan diye. Dedim günaydın ya, bir senin hesap ediyorsun onu. Zaten mübarek onu şey yaparken de yazmış. Şimdiki işte piyasadaki buğday fiyatlarına göre şu kadar buğday bu kadar altın eder diye yazdı. Bu piyasa değişince o değişebilir. Otur hesap edebilirsin. Hesap edebilirsin ama ne gereği var. Senelik 60 altın olarak hesap edince çok çok fazlasıyla aynı şekilde vermiş oluyorsun. O devri yapmış oluyorsun. Biz o 60 altını yine esas alıyoruz. Şimdi bir senelik 60 altın. Yaşı kaçtır? 70. 2 sene ilave ederiz. Niye? 30 senede bir sene ilave edildiği için. 72. Erkekse bu. 12'sini çıkarız. 60. Senelik 60 altın olduğu için 6 kere 6 36. 3600 adet altın lira ediyor. Sen de çok gözümün içine bakıyorsun da böyle çömlek çömlek dolu altın sende. O problem değil. Benimki önemli değil. Benimki. Kolay. İsmail Bey de hazırlamış herhalde. Onun da var galiba çömlek çömlek. O da gülüyor. Allah-u Teala ganiyi versin. Gözümüz yok ya. Şimdi 3600 adet. Bir altın da 7.2 gram. 7.2 ile 3600'ü çarpınca 3, 7, 21 aşağı yukarı yaklaşık olarak 22-23 kilo falan altın ediyor bu. Bunu da dağıtamazsın. Kim dağıtabilir bunu? Yani bulamazsın sen bunu. Onun için devirle hallolur. Devre oturacak, iskata oturacak da fakir olacak. Acil borcu olmayacak, 5 vakit namazını kılacak. Bu meseleyi bilecek. Çünkü vefat etmiş, orada yardım bekleyen birisi var. Fedakarlıkta bulunacak bu. Yani 23 kilo, 25 kilo altını hediye ediyor bunlar. İşte orada Tam İlmi Hasadeti Ebediye'de buyuruyor ki hani oturanlara onların beklentisi yok ama Allah rızası 3-5 kuruş da verilirse memnun olurlar. Hele biz mesela öğrencilerle yapıyoruz onu. Namazını kılan itikad düzgün lise veyahut da üniversite öğrencileriyle yapıyoruz. Onlar neler bir 3-5 kuruş verdiğin zaman çok seviniyorlar, memnun oluyorlar. Yani kilo kilo altın falan bekledikleri yok. Hatta ben bazen onlara espri bahiyetinde şeyin içerisinde emanet olarak gelen altınlar var. Ya dedim şimdi hatırınıza gelebilir çocuklar diyorum yani bunun içinde ne var falan filan da açıyorum gösteriyorum.
Bir tanesi dedi ki, vay be abi hakikaten altınmış dedi. Aman dedi, bana alıp götürürüz onu. İskatı bitirelim. İskatı bitirelim. Alıp götürse bir şey diyemezsin. Onun oluyor çünkü. Çünkü 300 gram altın mesela falan işte Ahmet oğlu Mehmet Efendi namazın iskatı için bu altınları sana verdim deyince ben samimiyetle veriyorum. Ha, bana emanet edilmiş. Tabii hoca ok altına gidiyor o zaman, o ayrı bir mesele. Ödeyecek o. 300 gram ödeyeceksiniz. 300 gram ödeyecek. Onu alan Müslüman kalsa gitse hiçbir şey demeye hakkın yok. Ya ayıp olur falan demeye de hakkın yok. Sadece ya Mevta işte Allah rahmet eylesin bekliyor. Sen bilirsin ihsan edersen. Ama gönül rızasıyla yanındakine ol ve çile hediye ettim. Ol ve çile verdim demek suretiyle hallolur. Onun için oraya oturanların bunu bilmesi lazım. O fedakarlıkta bilerek bulunması lazım. Peki hani çok kimsenin kafasını kurcalıyor. Birden buraya girdik de. Efendim bunu yapınca o kimse kurtulmuş olur mu? Bir, ölen kimse imanlı gitmesi lazım. İki, şartlarına uygun yapılması lazım. Şartlarına uygun yapılınca Allah-u Teala'dan murad ederse sorar meleklerine bunun yok mu bir şeysi. İşte arkasından bunun salih Müslümanlar iskatını yaptı. Allah-u Teala bu sebebiyle o kulun günahlarını, namazını, orucunu affedebilir. Kesin bir şekilde efendim biz yaptık tamam kurtuldun sen cennetlik oldun öyle bir şey yok. O nasıl belli olur? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayattayken mesela vahiy geliyordu. Vahiy geliyordu. Mesela Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretleri buyurdu ki sen cennetliksin. Allah-u Teala bildirdi. Hazreti Ömer'e hakeza. Bu şekilde böyle şu anda senin cennette köşkünü görüyorum buyuruyor. Ve onun için hazırlanmış. Hazreti Vahşi radıyallahu anh Hazretleri için amcam Hazreti Hamza ile beraber Miraç gecesi kol kola cennete girerken gördüm buyuruyor. O vahiy ile bildiriliyor onlar. Ve cennet şeyde Miraç gecesi o gözüyle gördü. Ama bizim öyle bir şeyimiz yok. Biz İbadetlerimizi de zannı galibe göre Allah-u Teala şartlarına uygun yaparız. Kabul olur ümidiyle yaparız. Ve netice itibariyle de Allah-u Teala kabul eder şey yapar. Peki efendim imanın olup olmadığını bilmiyoruz. Yani hüsnü zannederek biz iskat yapmış olsak günaha girer miyiz? Ha bile bile kafir olduğunu veyahut da küfrünü bildiğimiz halde yapılmaz. Ama ne olduğunu bilemedik meçhul yaptık. Faydasını görür mü? Onu cennete sokmaz yine. Evladı gerisine böyle bir şey yaparsa azabın affilmesine sebep olur. Ama imanı gittiyse? İmanı gittiyse başka şekilde nimetler gelir karşısına. Başka şekilde gelir. Onun için biz vefat edenleri gözetirsek bizim arkamızdakiler de bizi gözetirler. Bizim arkamızı gözetirler. Şimdi ilk dinleyicimiz dedi ki babamın dedi zeytinlikleri var dedi. Bunlar da kireye ver dedi. Dinleyicimizin kulağına kar suyu kaçmış. Bunun diyor uşu var. Var mı? Var tabii. Kiraya vermiş. Bir dakika. Şimdi zeytin ya. Toprak mahsulü ya bu. Evet. Zeytin, elma, domates, salatalık neyse. Mesela İmam Muhammed Şeybani Hazretleri de çok kimseyi kurtarıyor. Şeftali, kiraz, ondan sonra vişne, domates gibi. Çabuk çürüyecek. Çabuk çürüyecek. İmam Muhammed Hazretleri bir sene dayanıklı olma şartını getiriyor. İmam Muhammed Şeybani Hazretleri değil diyor. Değil diyor ve bir de bir vesk ölçüsü bitiriyor. 1250 litre diye bir ölçü bildirmiş. İmam Hasan Efendi Hazretleri'nde yok. Bir avuç da çıksa diyor onda birini vereceksin. O da çok kesin ve şey keskin yani. İmam Hasan Efendi Hazretleri. Ve orada anlatılırken buyuruyor ki ister kiraya ver ister kendin kullan fark etmez buyuruyor. Orada verilen bilgi şu. Mesela ben senin zeytinlikleri kiraladım. Ama kira yüksek. Hakikaten yüksek. Evet, o havalide kira fiyatları yüksek. Yüksek. O zaman uşrunu sen vereceksin. Tarla sahibi. Tarla sahibi. Yok, kira fiyatları normal veya normalin altında ise o zaman o zeytinliği kiralayan verecek şeyini, uşrunu. Bu anlaşmayla belirlenebilecek bir şey mi? Belirlenebilir mi? Yani kiracıyla sahibi veya anlaşsalar. Şu da ifade edilmiş. Baktı ki kiralayan kimsenin bu dalda bezi yok. Bu tarakta bezi yok. Bu tarakta bezi yok. Hiç öyle bir şeysi yok. O zaman bu kendi hissesine düşen diyor ya bize yağ verecekler. Ne verdi? Diyelim ki 30 kilo yağ verdi. Zeytin motor suyuyla değil yağmur suyuyla sunuyor. Onda biri 3 kilosunu 3 kilo yağı tutar aynı şekilde. Uşur olarak verir geri kalan da yer. Şeyde tabii herkese yapmazlar onu da.
vefat ettiği Şakir amca vardı. Bursa Yörük Ali köyünden. Kendisinin tabii köyde şeyler var falan. Böyle zeytinlikleri falan. Onları toplamış. Hüseyin İlmi Efendi ile tanışmışlar ama Bursa'daki şey yapıyorlar. Yani Hüseyin İlmi Efendi'nin de aynı şekilde alim ve mübarek bir zat olduğunu anlamış. Toplamış bu. Sevinerek gelmiş İstanbul'a. Hüseyin İlmi Efendi'nin... Hediye mi getiriyor? Zeytinleri. He. Kapıyı çalıyor. Daha yeni ilk o heyecanlar getiriyor. Efendim diyor böyle zeytin getirdik. Onu herkese yapmazlar ama. Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh buyurmuşlar. Kardeşim bunun uşurunu verdiniz mi buyurmuşlar. Uşur. O ne? Ve açık net bir şekilde biz uşuru verilmemiş bir mahsulü yemeyiz kardeşim buyurmuşlar. Kapıyı kapatıvermişler. Ama Şakir amca öyle birisi değil. Tabii elindeki zeytine bakıyor. Hay senin de dihyalığında şeyini eziliyor böyle. Eziliyor. Ha bana yapsalar beni çeker gider. Hediyemi kabul etmediler falan filan gibi düşün. Ama öyle değil. Ondan sonra gidiyor. İlmihal'i güzelce okuyor. Ondan sonra süt mü getirdi, peynir mi getirdi, yoğurt mu getirdi, zeytin mi getirdi, incir mi getirdi? Önce bunların uşrun zekatını veriyor. Ondan sonra getiriyor. Ama ne güzel bir öğretim şekli. Fakat kaldırabilecek olanı yapıyorlar bunu. O kaldırıyordu. O kaldırıyordu. Şeyde bir hadise anlatırlardı şimdi. Hüseyin İlmi Efendi o köye teşrif etmiş. Rahmetli Şakir Efendi ile beraber yolda yürüyorlar. Köy yolu bahçelerin arasında daracık bir yol. Hüseyin İlmi Efendi'nin de rahmetullahi teala aleyh mahdumu Allah rahmet eylesin. Abdülhakim abiler o zaman daha çocuk. Merkebe bindirmiş onda. Tabii şehirde yetiştiği için merkebi de durduramıyor falan. Bakıyor ki merkep hızlı hızlı gidiyor. Yani geçecek yol da yok. Arkadan size babacığım yol verin. Neyse Hüseyin İlmi Efendi, Şakir Efendi kenara çekilmişler. Eşek geçmiş gitmiş. Hüseyin İlmi Efendi buyurmuşlar ki eskiden büyüklere yol verilirdi. Şimdi merkeplere yol verilir. Yani bu zamanda da geçerli o. Bu zamanda da geçerli değil. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, ölmeden önce ölünüz. Peygamber Efendimiz, mutu kable ente mutu, yani ölmeden önce ölünüz buyuruyor. Peki ölmeden önce ölmek ne demektir? Bunu İslam alimleri açıklamışlar. Ayet-i kerimeleri Peygamber Efendimiz, Peygamber Efendimizin sözlerini de müçtehid olan İslam alimleri açıklar. İşte bu hadis-i şerifi de İslam alimleri açıklamışlar ve buyurmuşlar ki, dünyada inanılan şeyler öldükten sonra görülecek. İnsan ölüp hakikatleri görünce nasıl olacaksa, neleri yapmış olmayı isteyecekse, şimdiden onları yapması ölmeden evvel ölmek demektir. İbadetlerin kıymeti, imanın derecesiyle ölçülür. İbadetlerin parlaklığı, ihlasın miktarına bağlıdır. İman ne kadar kamil, olgunsa, ihlas o kadar çok olur. Ameller de o kadar çok nurlu olur ve kabul edilir. İmanın kamil olması ve ihlasın tamam olması, marifete, yani Allahü Teala'yı tanımaya bağlıdır. Marifet ve hakiki iman da ölmeden önce olan ölmeye bağlıdır. Bu hal kimde daha fazla varsa, onun imanı daha kamil, olgun olur. Bunun içindir ki Hazreti Ebu Bekir'in imanı bütün ümmetin imanlarından üstün oldu. Peygamber Efendimiz, Hazreti Ebu Bekir için yeryüzünde yürüyen ölü görmek isteyen Ebu Kuhafe'nin oğluna baksın buyurmuştur. Ölmeden önce ölen kimse münakaşa etmez, yalan söylemez, haram yemez, gıybet etmez, kimsenin kalbini kırmaz, kimsenin malında, mülkünde, makamında gözü olmaz. Ahiretteki hesabı ve o gün hangi halde olacağını düşünür ve daha dünyadayken kendi hesabını kendisi görür. Zaten Peygamber Efendimiz ölmeden evvel ölünüz, hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz buyurmuştur.
öldükten sonra olacak şeyleri düşünen ve o gün rezil olmamak için kendine çeki düzen veren bir kimseden hiç kimse şikayetçi olmaz. Ve bu kimse de hiç kimseden şikayetçi olmaz. Ne şikayet eder ne de şikayet edilir. Ölüden kimseye zarar gelmez ki. Peygamber Efendimiz, ölümü çok hatırlayınız. Onu hatırlamak insanı günah işlemekten korur ve ahirette zararlı olan şeylerden sakınmaya sebep olur buyurmuştur. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, cehennemden kurtulmak isteyen helal ve haramları iyi öğrenmeli, helal kazanıp haramdan kaçınmalıdır. Dinin sahibinin yasak ettiği şeylerden sakınmalıdır. İslamiyetin hududunu aşmamalıdır. Gaflet uykusu ne zamana kadar sürecek, kulaklardan pamuk ne vakit atılacak? Ecel gelince insanı uyandıracaklar, gözleri kulakları açacaklar. Fakat o zaman pişmanlık işe yaramayacak. Rezil olmaktan başka ele bir şey geçmeyecek. Hepimize ölüm yaklaşıyor. Ahiretin çeşit çeşit azapları insanları bekliyor. İnsan öldüğü zaman kıyameti kopmuş demektir. Ölüm uyandırmadan ve iş işten geçmeden önce uyanalım. Allahü Teala'nın emirlerini ve yasaklarını öğrenip şu birkaç günlük ömrümüzü bunlara uygun geçirelim. Kendimizi ahiretin çeşitli azaplarından kurtaralım. Tahrim suresi 6. ayetinde mealen, ey iman edenler, kendinizi ve çoluk çocuğunuzu öyle bir ateşten koruyun ki, onun tutuşturucusu insanlarla taşlardır buyuruldu. İmanı olan ve aklı olan ve bari olan erkek ve kadınlara mükellef denir. Mükellef olanların ölümü çok hatırlaması sünnettir. Çünkü ölümü çok hatırlamak, emirlere sarılmaya ve günahlardan sakınmaya sebep olur. Haram işlemeye cesareti azaltır. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, lezzetleri yıkan, eğlencelere son veren ölümü çok hatırlayınız. Bu dünya bir konaktır. O cihana bakınca zindandır. Bu geçici varlık bir görünüştür. Gölge gibi yavaş yavaş çekilmekte, geçip gitmektedir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Dünya hayatı rüya gibidir. Ölüm uyandırıp rüya bitecek, hakiki hayat başlayacaktır. Müslümanın ölümü hayattır, hem de sonsuz hayattır. İnsanın meşgalesi asıl maksadını unutturmamalıdır. Asıl maksat zengin olmak, şan şöhret sahibi olmak değil, ahireti kazanmaktır. Her an son nefes endişesiyle yaşamalıyız. Korkusuz, endişesiz yaşamak tehlikelidir. Gerçi suyun aktığı yönden gideceği yer belli olur. Ancak milyonda bir de olsa tersi olabilir. Bunun için korkmak lazımdır. Zira Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, akıllı kimse ölmeden önce hesabını gören, ölümden sonra kendisine yarayacak şeyleri yapan kimsedir. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, ilk... Yani netice itibariyle o dinleyicimizin ne yapacaklar babası? Ne yapacak şimdi? Zannedersem şu anda bunu bilen yok. Duymamış da ilk defa. Din adamları bile bilmiyor. Bırak onu. Uşur. Çünkü Ömer Nasuhi Bilmen'in kitabında bile Anadolu toprağında usul yok diye yazıyor. Miri toprak zannetmiş onu. İşin içinden çıkamamış. Hatta bir tane müftü geldi. Sen dedi, nasıl dedi, böyle dersin falan. Allah Allah. Kendi gözünde büyütmüş. Hem Ömer Nasuhi Bilmen aynı şekilde bunu bilememiş. Yanlış yazmış. Yanlış yazmış. İşin içinden çıkamamış. Ha nasıl dersin bunu falan. Ne kibir ya. Ya otur bir bak. Bir de bir araştır ya. Aynen kahvedeki gibi. Sen bana bunu nasıl dersin? Allah Allah. Adam gelmiş bir daha aynı şekilde devletin tayin şey yapmış olduğu müftülük koltuğuna oturtturmuş. Ve ondan sonra da böyle kimseler geliyor. Bu sefer de aynı şekilde din adamlarının insanlar indinde demonstrasyonu aynı şekilde erozyona uğruyor. Yazık günah.
Ya bir şey duyduğun zaman bir araştır. Kaza namazları konusunda, gusül konusunda da. Ya canım alır mı her şey? Öyle bak. Bu mantıkla yürüyor. Ya sen ilahiyat mı yazıyorsun be arkadaşım ya? Bir şey duyduğun zaman üzerine bir insene. Bir baksana. Bir şey söylüyor. Bir şey söyleniyor. Mesela şeyde... biz gazetede de verdik Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala buyuruyor ki Peygamber Efendimiz'i överken, seni hep secde eden alınlardan dünyaya getirdik. Ya ama Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerim var işte. Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkarılmaz ve Kur'an-ı Kerim anlaşılmaz diye boşuna denmiyor. Orada okurken tercüme de ediyorlar. Babası Azer'e dedi ki, Azer de putperest, kafir. İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam'ın. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan geliyor. Dolayısıyla onur Azer'e de geçip ondan sonra İbrahim Aleyhisselam'a intikal etmesi lazım. O zaman adam itiraz ediyor. Ayet-i Kerime'ye de itiraz ediyor. Halbuki tam İbn-i Saad-Tebedi'de Mevahib-i'l-i Dinliye ve diğer kitaplardan alarak mübarekler Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh o kadar geniş bir şekilde izah etmiş ki Ehl-i Sünnet alimler bunu izah etmişler. Çünkü Ayet-i Kerime'ye muhalif olmaz o iş. Araştırıyorlar. Bakıyorlar ki Azer Hazreti İbrahim'in üvey babası ve amcası. Babası Taruh vefat etmiş. Vefat edince annesi amcasıyla evlenmiş. Hazreti İbrahim'in amcasıyla. Üvey babasıdır. Yani babası değil. Yani şeyden babası Taruh vasıtasıyla geliyor nur. Azer vasıtasıyla gelmiyor. Ve ondan sonra orada izah ediliyor. Araplarda şeye amcaya baba denir. Nitekim Ebu Talib Peygamber Efendimiz'i Busra'ya getirdiği zaman oradaki rahip dedi sordu. Bu kim dedi? Oğlum dedi. Bu normal bir şey. Normal bir şey söylüyor bunu. Evet. Oğlum dedi. Çünkü yani erkek kardeşin çocuklarına da benim oğlum diyebiliyor. Çünkü onlar da adettir bu. Hani bizde ters anlaşılır. Ne dedin ne dedin? Değil mi? Altından başka şey çıkar. Yeğenim demen lazım. Ha, yeğenim demen lazım. Başka türlü anlaşılır. Evet. Haşa zina durumu söz konusu olan. Ama öyle değil. O tabii bir şey. Mesela babam diyor amcasına. Onlar da bildikleri için nese ben mi? Hayır amcam diyor ondan sonra. Hayır amcam diyor. Ebu Talip de bu oğlum deyince rahip dedi ki bunun babasının ölmesi lazım. Evet dedi babası vefat etti ben amcasıyım dedi o zaman. Ama niye oğlum dedi? Çünkü onlar da adetti böyle söylemek. Amcaya baba demek aynı şekilde yeğene de oğlum demek onlar da adetti. Onu da uzun uzun yazmışlar ve bildirmişler. Dolayısıyla şimdi Kur'an-ı Kerim'den doğrudan doğruya bunu öğrenmeye kalktığın zaman yanlış zehaba kapılacaksın. Halbuki Allah-u Teala da buyuruyor ki biz onu hep secde eden anlardan getirdik. Anneler de temiz, babalar da temiz. Ta Adem Aleyhisselam'dan itibaren. Hiçbirisi zina etmedi buyuruluyor. Dedelerinin yani o nuru taşıyanların Hazreti Abdülmuttalip de öyle. Hazreti Abdullah da öyle öz babası. Dedesi de öyle. Dedesinin babası da öyle. Onun babası da öyle. Ta şeye kadar Adem Aleyhisselam'a kadar bu temiz alınlardan geldi. Mesela Adem Aleyhisselam'ın çocukları içerisinde Şit Aleyhisselam'a intikal etti bu nur. Ve Adem Aleyhisselam dedi ki bu alnındaki parlayan ahir zamanda gelecek olan peygamber nurudur. Buna sahip ol ve bu nuru da iffetli bir hanıma aynı şekilde intikal ettir. Hazreti Amine de iffetliydi. Ve o zamanki zina yaygın olduğu halde Mekke-i Mükerreme'nin Kureyş'in en güzel ve en iffetli kızıydı. Öyle tesadüf yok o işlerde. Tesadüf yok o işlerde. Allah-u Teala korudu mu korur. Dolayısıyla nereden açıklanıyor? Uşuru da bilmeyen. Uşuru da aynı şekilde din adamları itiraz ediyor. Araştırmıyor. Halbuki toprak mahsulü zekatıdır bu. Bilen de kalmamıştır. Şimdi bunun kiraya verdiği kimse de bilmez. Bilemez. Bilemediği için en azından kendini kurtarmak için eline geçenden onda birini verip kurtulur. Yağın onda birini aynı şekilde ayırsın versin. Ve kendini kurtarsın. Ya da para verdiyse o paranın onda birini aynı şekilde ayırsın. Altınla devrini yapar ve versin. Peki zeytinyağı olarak verdiği zaman zeytinyağının onda birini uşur diye verebilir mi? Verebilir. Uşur diye aynı şekilde zeytinyağının da onda birini aynı şekilde verebilir efendim. Bu şekilde hallolur. Diğeri de dinleyicimiz dedi ki bu çok dinleyicimizi ilgilendirir. Ve çoğumuzu ilgilendirir. Mesela bir miktar dedi babamın parası var dedi. Nisaba malik. Bankadaki parası. Elinde de parası var. Bankada mesela diyelim 40 bin lira var. Elinde de 5 bin lira var. Ne yapacak bu? Borçlar varsa onları çıkarttıktan sonra borcu yok diyelim. 45 bin bölü 40 ne çıktı? İşte 5 lira, 1010 lira, 1050 lira neyse çıktı. Elinde parası var. İlle gidip de bankadan tekrar almasına gerek yok.
tekrar almasına gerek yok. Elindeki paradan onların hepsini zekatını verir. Vereceği miktar belli. Şey de öyle. Mesela bir hanımın diyelim ki 400 gram bileziği var. Ama elinde parası da var. Hadi 400 gram altın dedi, bunun 40'ta biri ne ediyor? Baktı şu kadar ediyor dedi, şu kadar ediyor dedi. Olsa tanıdık birisiyle elindeki altınlardan devrini yaptı, para vardı. Parayla verdi. Ama altınla devrini yaptıktan sonra verdi. Olur mu? Olur tabii. O bilezikleri bozdurma şartı yok. Öyle bir durum söz konusu değil. Öyle bir durum söz konusu değil. Zamanında vermek iyi olur. Mesela bir dinleyicimizin 300 küsür gram altını varmış. 20 senedir falan zekat verememişmiş. Bir hesap ettik. Oho, neredeyse yarısına ulaşıyor. Yarısına ulaşıyor. Ama yani gene de aynı şekilde sevilmesi lazım. Yani ölmeden önce zekat borcunun borç olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın emri olduğunu, fakirin hakkı olduğunu düşünerek hemen onu vermek için harekete geçince ahiretteki azabından kurtulur. Bir de İmam-ı Rabbani Kutsi Hazretleri çok keskin bir ifade kullanıyor. Buyuruyor ki bir kimsenin 10 ton, 10 kilo buyuruyor, 10 ton diyelim biz, 10 ton buğdayı çıksa, onda birini, bir tonunu bunun fakire vermesi lazım. Vermezse ne olur? 10 tonun hepsi haram olur buyuruyor. Adam o kadar aynı şekilde uğraştı, dindi, sıcağın altında, güneşin altında yandı, ayazda yandı. Ondan sonra da ben çocuklarıma helal ediliyorum dedi. Uşunu vermediği için çocuklar haram yiyor. Ve ondan sonra bunlar niye böyle yapıyor? Bunlar işte öyle yapıyor. Alnının teri döndü harama. Döndü harama. Onun için çok dikkat etmek lazım. Demek ki yani bir kimsenin bir yerde birikmiş bir parası var. O paraya dokunmadan, elindeki paradan da onun zekatını verebilir. Veyahut da altınlar var. O altınları bozdurmadan elinde parası varsa o altınların da zekatını verebilir. Bu çoğumuzu ilgilendirir. Hanımlar daha çok ilgilendirir. Mesela kocasına vekalet verse, kocası da kabul etse, benim zekatımı vermeye seni vekil ettim dese, o da kendi parasına verse, o da olur buyuruyor. O da olur buyuruyor. Bir soru var hocam. Gelini çıkarırken gelinlikle başka yabancı erkekler görse veya ziynetini görse bu günah mıdır? Artı nikaha zarar verir. Günahtır ama imana da nikaha da zarar vermez. Çünkü hatta çok özür dilerim, tenzih ederim. Gelini uryan olarak çıkarsalar, boynuna kollarına altınlar takarak böyle yarı çıplak çıkarsalar, bu günahtır, haramdır. Ama ne nikahına zarar verir, ne de imanına zarar verir. İmanına hiç mi zarar vermez? Ehemmiyet vermeyerek ben böyle giyinip böyle çıkaracağım, bu emri dinlemiyorum diye çıkıyorsa, o anda imanı gider, kafir olur. Mürted olur. O ayrı bir mesele. Ama zorla öyle giydirdiler. Zorla öyle giydirdiler. O kızcağız da öyle çıktı. Altınlar da gözüktü. Var ya bazen şey yapıyor. Efendim gelin taşıyamıyor bazen. Zayıf naif yani. Takmışlar koca bir zincir. Kızcağız eğilip duruyor yani. Zor taşıyor. Boynunda, ellerinde, boynunda, ellerinde. Tabii altın. Düğün olduktan sonra hepsini alıyorlar. O ayrı bir mesele. Hepsini alıyorlar. Gösteriş oluyor. Başka bir şey olmuyor. Dolayısıyla bu günahtır. Çünkü zinetlerinizi göstermeyin emri var. Hadis-i şerifler bildirilmiş. Fıkıh kitaplarında hüküm olarak geçmiş. Kadınların ellerine taktığı altın yüzükleri bile göstermeleri zinettir buyuruluyor. Parmaklarına taktıkları, hele kollarına taktık. Burada Allah-u Teala kadın kullarını koruyor. Çünkü su niyetli, kötü niyetli kimseler onu görünce parmağını keser, kolunu keser, o bileziği almaya kalkar. Öldürür bile. Hele zamanımızda daha da fazla. Göstermezse kötü niyetli kimse zahirde bir şey görmediği için saldırma durumu söz konusu olmaz. Yani kendini korumuş olur. Dolayısıyla nikahına ve imanına bir zarar olmaz ama günah olur. Bir başka dinleyicimizin de şöyle bir sorusu var. Ben de bunu ilk defa duyuyorum hocam. Kefaret orucu tutan gece 12'den sonra hiçbir şey yememesi lazımmış. Vay be. Duyduğumu söylüyorum. Allah Allah. Uydur uydur söyle. Efendim Ramazan orucu tutulan farz oruç. Bilerek yendiği zaman bunun için tutulan kefaret orucu. Ondan sonra kaza orucu, adak orucu, yemek kefareti orucu, nafile oruç. Bunların hepsinin adı oruçtur. Bunların hepsinin adı oruçtur. Sadece kaza ve kefaret oruçlarında, kaza ve kefaret oruçlarında imsaktan sonra niyet edilmez. Bütün bu oruçların hepsinde imsaka kadar rahatlıkla yer, içer, serbest. Hiçbir şey, bir yasaklama yok. Sadece niyet kaza ve kefaret oruçlarında
imsaktan sonraya bırakılmaz Hanefi mezhebinde. Efendim Ramazan orucu, imsakta yeme içmeyi kesme kaydı şartıyla nafile olarak tutulan oruç. Bunlara öğleye bir saat kalana kadar niyet edilebilir ama imsaktan itibaren yemeği içmeyi bıraktıktan sonra. Ondan sonra tabii. O imsaktan itibaren deyince gece o imsağı 12'den mi zannediyorlar? He, oradan mı çıkıyor acaba? Oradan çıkarmış olabilir. Şu anda elimizde Türkiye takvimi var. 4 Aralık 2017 pazartesi İstanbul'da 6-17 imsak. Yani 6-15'e kadar yer içer. Herhangi bir mahsur yok. Ha, diğer şehirlerde Adana'da mesela 5-48 bu Van'da 5-17 İstanbul'da 6-17 bir saat var arasında. Bir saat fark var. Tabii güneşin batışı da öyle. Akşam da 16.53 Van'da. İstanbul'da ise 17.44. Aşağı yukarı bir saat fark var. Dolayısıyla yeme içme konusunda bütün oruçlarda kaza, kefaret, nafile, Ramazan orucu, imsaka kadar. Sadece niyet zamanı değişiyor o kadar. Hepsinin niyet zamanı akşam güneş batınca başlar. Kaza ve kefaret oruçları imsakta biter niyet zamanı. Ama Ramazan orucu, nafile oruçları öğleye bir saat kalana kadar da devam eder. Kitaplar bunu açık net yazıyor. Peki bunlara kim aldanır? İşte sosyal medyada. İşte daha önce anlattım ya, bir tanesi bir şey yazmış göndermiş falan. Ya ben de yazıydım kaynağını biliyor musun diye. Ben bilmiyorum, sen biliyor musun diye yazmışlar. Cevap vermedim. Sonra hatasını anlamış. Böyleleri yazmamak mı lazım? Dedim ya bilmediğin şeyi niye gönderiyorsun ona buna? Birisine geliyor, hadi falana da gönder. Niye gönderiyorsun ona? Kitaplar dururken niye aynı şekilde sana gönderen birisini, çok affedersin, seni merkep kabul ediyor. Şunları benim gönderdiklerime bak, benim gönderdiklerime oku diyor. Sen de o merkepliği kabul ediyorsun. Affedersiniz de özür dilerim. Estağfurullah. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğumuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve toplum.